zaman otel buyurun. Merhabalar, biz bu hafta Fethiye'deyiz. İşlerimizin başladığını öğrendik ve hemen Demre'deydik değil mi en son? Evet. Demre'den Fethiye'ye sürdük karavanımızı. Yaklaşık bir 2-2,5 saatlik çok güzel Antalya sahil yolu yolculuğundan sonra Fethiye'ye vardık. Otelimizdeyiz şu anda. Bir iki tane odamız var. Gerçekten öyle bir kalabalık yok henüz Fethiye'de. Evet. Fethiye'de. Fethiye'de. Fethiye dediğimizde bir Karadeniz'in ıssız ormanlarında henüz çok bir kalabalık yok. Evet, Temmuz'un ortasındayız. Normalde geçen sene bu zamanları full geçiriyorduk ama şu evet. anda 2-3 odamız var. Onlar da takipçilerimiz sağ olsunlar. Evet, teşekkür ederiz onlara. Instagram'dan bildirmiştik artık sezonu açtık diye. Hemen bize çok geri gerçekten evet, yoğun bir geri dönüş oldu. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Hepsine buradan selamlar yollayalım. Şimdi önümüzde ne var bu videoda yapacağımız? Fethiye'yi tanıtacağız. Fethiye'de gezip görülebilecek o kadar çok yer var ki aktivite bakımından çok zengin bir beldedir Fethiye. Birçok diğer yere göre. Onları göstereceğiz. Otelimizi göstereceğiz size. Odalarımızı, apartlarımızı. Gerçi apartlar dolu. Evet. O yüzden şöyle şurada bir yerde fotoğrafları geçiriyoruz şu anda. Geçirelim. Evet. Odaları gezdireceğiz. Başka ne yapacağız? Restorana bakarız beraber bir. Kısaca buradayız. Ondan sonra çıkarız. Şeye gideriz. Babadağ'a gideriz. Bir paraşüt gösteririz. Tekne turları. Nasıl tekne turuna ulaşılıyor? Otelimizden oraya olan mesafeler. Evet. Birkaç yer gösteririz size. Var birkaç planımız. Evet. O zaman... Hadi başlayalım. Hadi ben anahtarları alayım. Hadi. Çekilişi söylemedik. Çekiliş mi yapacağız? Evet. Çekiliş mi yapacağız? Şimdi o kadar çok yoğun gerçekten bir talep oldu ki sizlerden takipçilerimizi neden misafir olarak ağırlamayalım dedik. Günlüğünü tarihini beraber belirleyelim istiyoruz. O yüzden bizi Instagram'dan takip ederseniz 3 gün mü 4 gün mü peki tatile diyeceksin? Sen ne diyorsun? Bence 4 gün edelim. Bir çiftimize 4 gün sezon sonuna kadar bayram zamanı hariç ama evet, bayramda doluyuz çünkü. Bayram dışında yani 30 Temmuz ve 10 Ağustos arası hariç bir zamanda 4 gece tatili diye derim. Bizi Instagram'dan takip ederseniz en kısa zamanda bunu bildireceğiz. Evet. Hadi o zaman tanıtıma başlayalım. Haydi o zaman. Haydi. Şöyle mi gidiyoruz? Böyle. Ama otel odaları da. Anahtarları var. Oda servisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bizim bu iki kişilik odalarımızdan bir tanesi. Bunun gibi toplam 10 tane odamız var totalde. Bunun gibi derken böyle çift yataklı, 3 yataklı, 2 tek yataklı olacak şekilde toplamda 10 tane odamız var. 5 tane de apartımız var. Apartlarımızda 1+1 mutfaklı 4 kişilik stüdyo daireler gibi düşünün. Odaların olayı nedir? Mobilyası bu şekilde odalarımızın. Hemen çok geldim. Çok yenice değil ama çok da eski de değil. Klimamız var. Klimalarımızın yarısını bu sene sıfırlarla değiştirdik. Hem korona için eski klimaları kullanmayalım diye hem de daha verim alalım diye. Çünkü çok sıcak geçiyor yazlar artık. Onun dışında televizyonlarımız var. Televizyonları olabildiğince büyük tutmaya çalıştık. Zaten bu 32 inç, bunun 22 inç ile arasında 100 lira fark var. Biz dedik ki vermişken parayı 100 lira fazla verelim, bunu alalım. Buzdolapları var, mini barlar var odamızda yine. Onun dışında banyolarımız böyle aşağı yukarı. Bu şu anda yenilenmemiş banyolarımızdan. Geçen sene sıfırladığımız banyolarımız da vardı. Onlardan da gösterebiliriz. Bu gördüğünüz otelin bütün işlerini biz kendimiz yapıyoruz. Herhangi bir personelimiz yok. Ebru, ben, kardeşim. Kardeşimin bir arkadaşı var şu anda. O, babam, annem. 6 kişi bir şekilde böyle döndürmeye çalışıyoruz burayı. Personel tutamadık çünkü sezon henüz iyi gitmiyor yani. Başlamıyor. Kendimiz elimizden geldiğince yetiştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda videolarımızı da devam ettireceğiz. Onun da bir telaşı var. Bir şekilde bu yazı atlatacağız hep beraber. Siz de buna şahit olacaksınız zaten. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin bizden. Lütfen. Abone olun, Instagram'dan takip edin. Ki biz de daha fazla gaza gelelim böyle, devam edelim olaylara. Diğer odaları gösterelim. Hadi gidelim. Yakaladım seni. Aa, yakalandım ya. Vallahi billahi. Bu gördüğünüz odaların metrekaresi ortalama şöyle 4'e 4, 16 metrekare. Ya var ya yok, biraz daha küçüktür belki. Banyoyu da kattığımız zaman.
Bunun üstünde bir katımız var, onun üstünde bir kat daha var. En üst katta apartlarımız var. Bu 5 tane apartın 4 tanesi en üst katta. Burası Ovacık bölgesi, Fethiye. 3 merkeze bölünmüş durumda. Bir Fethiye merkezi var, Ölüdeniz var, bildiğiniz Ölüdeniz. Ve Ovacık bölgesi şu anda böyle bizim bulunduğumuz yer. Ovacık, Fethiye ile Ölüdeniz plajın arasında kalan böyle yüksek bir tepede. Sol tarafında Mendos Dağı, sağ tarafında yine yüksek tepeler arasında kalan böyle yayla gibi bir yer. Bizim bulunduğumuz bölge Ölüdeniz sahili ve Fethiye merkezi göre çok daha serin oluyor. Bir kere akşamları mükemmel esiyor buralar. Evet. En az 5-6 derece fark oluyor sahille bu bölge arasında. Yani bize gelin. Yani çok sever. Palmiye satıcısı triplerine gidiyorlar. Böyle bir arka bahçemiz var. Küçük burada bir hamak yapacağız yakında. Bir çadır atarız diyoruz. Devam ediyor. Buralar çok güneş almadığı için gayet serin kalan odalar bu taraf. Evet, şu anda restoranttayız. Restaurant. Restaurante. Ne kadar zor söylemesi. Türkçesi nedir onun? Restorant. Lokanta. 10 tane masamız var. 40 kişiye çok rahat hizmet verebiliyor idik normalde. Ancak bu sene pandemi dolayısıyla yine yemek hizmetini henüz başlatmadık. Evet. İlerleyen zamanlarda ne olur bilmiyoruz ama şu anda böyle durum. Evet. Ne var restoranda zaman geçirmek için insanların? Şöyle, bizim burası İngiliz bölgesi olduğu için böyle genelde burada maç günlerinde, hafta sonlarında, Premier Lig maçlarında tıklım tıklım İngilizler de oluşur buraya. Böyle yer içerler, hoydu hüydü bağırır çağırırlar. Biz de onlara hizmet ederiz. Böyle güzel bir bilardo masamız var. Geçen sene aldık, kurdurduk. Çok güzel, terazisi falan her şeyi 10 numara çalışır durumda. Jetonlu bir makine, jetonlar sadece 1 lira. Onun dışında dartımız var. Dartı gösterelim. Hazır mıyız? Salla. Kaç? 0. Kaç o? 6. Çarpı 2 miydi o? 6, 12. Bende sıra. Burada bir langırt masamız var. Maalesef bunu da bu sene kullanamıyoruz, kullandıramıyoruz. Ancak nedir? Seneye inşallah bu virüsten kurtulursak hepsi hizmetinize açıktır arkadaşlar diyelim. Koronavirüs tedbirleri dahilinde şu anda öğrendiğimiz kadarıyla uyguladığımız şeyleri anlatacağım size. Yeni çizelgeler bastırdık. Gelen misafirlerimizin ateşini ölçüp günlük onların analizlerini yapıyoruz. Onun dışında evrakla ilgili şu var, gelen misafirlerimizin yine son 2 hafta nerede konakladıklarının bilgilerini almamız gerektiği söylendi. Onları yapıyoruz. Bunun dışında fiziksel hareketlere geldiğimizde bu tarz böyle dezenfektanlar koyduk. Otelin ve restoranın birçok bölgesine. İnsanların görebileceği yerlere koyduk ki bassınlar, ellerini bir an önce temizlensin diyerekten. Onun dışında başka maske bir tedbirler var. Maske veriyoruz. Gelen misafirlerimize maske dağıtıyoruz. Biz böyle de maskesiz. Biz de maskesiz gezmiyoruz bu arada. Şu an video çektiğimiz evet, için çıkarttık. Evet, öyle rahatladık biraz. Maskeyle gezmek zor gerçekten ama maalesef bu yeni dönemde buna hepimiz alışmak zorundayız. Onun dışında şöyle bir aletimiz var. Bu gördüğünüz pompayla odaların giriş çıkışlarında ve restoranın gündüz açılış, öğlen ve akşam saatlerinde böyle her tarafı bir temizliyoruz. Bunun içinin sıvısı şöyle 5 litrelik şeylerde satılıyor, bidonlarda satılıyor. Alıyorsun, karıştırıyorsun. Evinizde de kullanabilirsiniz bu sıvıları yani böyle spreylerle, bunların ufak versiyonlarıyla. Bunlar önemli hareketler. Virüsün yayılmaması için bu tedbirleri hepimizin alması gerekiyor. Şu anda otelimizin arka tarafındayız, otoparkımızdayız. Yaklaşık böyle 10-15 arabalık bir otopark burası. O kadar yok. Yok ya, doğru. Yalan oldu. 7-8 tane rahat girer tabii. Öyle abartıyoruz biz bazı şeyleri. Aslında burası da 2 odalı. Aslında ben de Ebru ve Can değiliz. Biz misafirlerimiz güvenli araçlarını bu kapıdan içeri alıyorlar. Göster bir hemen kapıyı. Gösteriyorum. Kapımız hemen burası. Alalım. Şöyle dönüyorum. Buralara böyle arabaları park edebiliyoruz. Şimdi konuşma faslı bitti. O zaman icraata geçelim mi? Geçelim. Şimdi size güzel Fethiye'yi biraz tanıtalım bakalım. Nasıl yapacağız? Biz de merak ediyoruz. Hadi gidelim o zaman. Şimdi size Fethiye tanıtımını yaparken amaçladığımız şey gideceğimiz, göreceğimiz, göstereceğimiz yerlerin otele olan uzaklığı, kaç dakikada gidilir ve birbirleri arasındaki uzaklık ve saat farkları.
Ona göre size bilgi verici bir şeyler hazırlamaya çalışacağız. Nasıl başlıyoruz? Elimizde kronometre var. Başlamış. Bunu bir durduralım. Durdursana da benim. Tamam, ben başlıyorum. Sıfırladım. Önce nereye gidiyoruz? Nereye istiyorsan oraya gidelim. Sıfırla başlattım. Hadi gidelim. Geldik tam 7 dakikada. Evet. Çok yakın yani. Arabanızı atladığınızda en geç 10 dakikada Ölüdeniz plajında evet, olursunuz. Evet, biz motorla geldiğimiz için trafik tanımıyoruz pek. Evet. Arabayla gelirseniz 10 dakika. Şu anda Belcekız plajındayız. Önümüz Belcekız plajı. Bu plajın devamı Kumburnu tarafı oluyor. Kumburnu milli park olarak geçtiği için giriş ücretli. Bu sene ne kadar giriş ücreti bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Burası ücretsiz halk plajı, bilginiz evet. olsun. Şezlong şemsiyeye sadece para veriyorsunuz. Evet, 15'er lira. 15'er lira ama bize gelirseniz biz size şemsiye veriyoruz mesela. Oradan 15 lira yırtabilirsiniz. Evet. Ne yapalım şu Ölüdeniz'in giriş fiyatlarına bakalım mı? Bakalım, hadi gidelim. Hadi gel. Tekneler buradan kalkıyor. 12 adalar diye geçiyor ama 12 tane gezdirmiyor değil mi? 12 yer gezdirmiyor. 12 adalar diye geçiyor. Bir kısmı Fethiye'de... 12 tane ada mı var? Öyle bir şey yok tabii. Ya, Fethiye'den kalkanlar var, Ölüdeniz'den kalkanlar var. İki tip. Ölüdeniz'den kalkanlar yaklaşık 4-5 tane yerde duruyorlar. Bunların en ünlü olanı da Kelebekler Vadisi. İlk kalkışını yapıyor, yarım saat sonra Kelebekler Vadisi'nde öğle yemeği için duruyor. Bir saat orayı geziyorsun, sonra diğer koylara geziyorsun. Soğuk su, dar boğaz. İşte öyle böyle gidiyor. Fiyatını sonra öğrenelim mi onunla? 110 lira değil mi? Ha, 110 lira. 110 lira. Hmm. Normalde geçen sene 60 liraydı. Değil mi? Evet, hatırlamıyorum. 60 liraydı ama şimdi yarı kapasiteyle çalışacakları için fiyatları biraz uçurmuşlar. Bakalım Ölüdeniz girişi kaç para olmuş? Bakalım. Fiyatlar bu şekilde. Ve içerisi bayağı dolu. Evet. Nerede kalıyorlar acaba? Duman Otel'de kalmadıkları kesin değil mi? Hazır paraşütler havadayken babadan çıkalım. Deme be! Haydi! Hadi bakalım. So cliche, see the spot you throw my way. Well, your name is written on everyone's mind. Şu anda Babadağ'ın zirvesinin zirvesinden aşağı doğru geri iniyoruz. Burası 2000 metrede bir yer. Yukarı tesisler yapmışlar. Karşıyız böyle tesislere falan. Gerek yok çünkü buradaki doğal hayattan daha değerli değil. Orada gidip bizim iki tane hamburger çay içmemiz. Biz hamburgerimizi çayımızı zaten yukarı çıkarıp yine içebiliyorduk. Buralar doğaldı yine. Gelip gidebiliyorduk. Sadece bir yollarını güzelleştirmişler. Ne diyelim, sağ olsunlar. Onun dışında şimdi paraşütlere bakmaya gidiyoruz. Ebru paraşütçüdür. Eskiden bayağı atlayıp zıplıyordu. Evet, bir kere yaptım. Cihancığımla beraberdik aslında ama o korktuğu için atlayamadı. Beni aşağıda yalnız bıraktı. İçimde ölen bir tavuk var ya. Şimdi gidelim bakalım nasılmış oralar. Değişiklik var mı bu dönemlerde? Bu arada korkmadım ben. Nerede korktum? Korktun. Korkmadım. İkimiz de çıktık dağın tepesine. Hatta biletlere de para vermemiştik. Bizim bir müşteri bize ısmarlamıştı. Duman Otel. Unutmayalım. İngiliz bir vatandaş arkadaşımız iki bilet aldı geldi. Mecburen atladık biz de. Çıktık daha doğrusu. Tepeye çıktık. Ebru giyindi. Atladı. Sıra bana geldi. Tam atlayacağım. Her şeyim hazır. Rüzgar patladı. Pilot da dedi ki istiyorsan seni başka zaman atlatalım. Ben de tabii amin. Ne yaptı? Tahmin edin. Allah aşkına Cihan o bileti ne yapmıştır? Ne yaptım? Sattım bileti. Tabii ki sattı. Ama piyasanın altına sattım. Gerçekten uçmak isteyen bir arkadaşımız daha uygun fiyata uçmuş oldu. Dualarını kabul ediyorum şu anda buradan.
Evet. Telefon çalıyor. Hadi gidelim, paraşütçüleri izleyelim. Hadi gidelim. Geldik. Ne kadar sürede geldik? 28 dakikada geldik. Ölüdeniz'den burası Ölüdeniz'den 28 dakika. Burası, evet. Unutmayalım, otelden Ölüdeniz plajı 7 dakika. Ölüdeniz plajından Babadağ 28 dakika. Karnım evet. Çok acıktı, en yakın lahmacuncu buraya kaç dakika? Aşkım. Ya burada atlayanlar adına ben korkuyorum. Millet korkmuyor. Ben anlamıyorum nasıl oluyor ya. Evet, drone'umuzu çarptık maalesef ağaca. Sonra ikinci ağaç, üçüncü ağaç derken şu anda aşağıda bayağı Cihan'ını almaya gidiyor. Nerede? Ne halde olduğunu çok merak ediyorum. Hemen şu sağda Cihan. Aman dikkat et. Gitti drone'umu. Yetti. Çok kötü çarptı ama ağaçlara, sen görmedin. Nerede aşkım? Düz devam et. Bak orada, yıkık duruyor. Ha, gördüm. Koçum dik dikmiş ha. Aslan be. Vallahi yeni bir numara öğrendik, profil çekişi diye böyle. Siz hareket ederken yandan o da sizi çekiyor, takip ediyor. Yanlış yerde denedik. Ben dedim ağacı attık yine de. Yok be, helal olsun. DJI bu drone işini yapıyor yani. Drone alacaksanız DJI'den alın arkadaşlar. Bakayım. Başka marka hiç düşünmeyin. Ha, pili çizildi biraz. Pili çizilmiş. O kadar da olur be. Bak, pervaneleri de çizilmiş. Ama bir şey olmadı. Otobüs geliyor. Cihan dur. Dur bekle. Tamam. Ay, inanmıyorum başımıza böyle bir şey geldiğine. Ama sana dedim, bu da baba da her çıktığımızda bir şey geliyor başımıza. Adam çarptı mı bunu, rüzgarıyla mı devirdi? Çarptı ve gitti, umurunda olmadı. Çarpmadı ki, rüzgarı devirdi. Aşkım ikimiz de yemek yemedik ya, kahvaltı edelim yoksa biz başımıza bir şey geldi. Cihan bu kırıldı. O bir şey değil, gel. Ana da öleceğiz, çabuk gidelim buradan hadi. Gidelim gidelim, yemeğe gidelim. Her şeyi düşürdük Cihan. Motorda bir sıkıntı var. İkinci vitese geçmiyor. Sadece birinci vitese geçiyor. Herhalde debriyaj teli ya da bilmiyorum, şanzımanıyla ilgili bir şey var. Göreceğiz, sanayiye gideriz artık pazartesiye. Öyle şimdi anlayacağız. Şimdi otele dönüyoruz. Devam edemeyeceğiz maalesef. Otelde görüşürüz. Işıklarınızı açık kalmış. Siz olun, ışıklarınızı açık bırakıp evden çıkmayın arkadaşlar. Bunlar tamamen kurmaca şeyler, bakmayın. Normalde biz çok dikkatli davranırız bu gibi konularda. Ne yaptık? Gezimize biraz ara verdik bu hafta. Evet. Gezilerimize. Çünkü işimiz başlamıştı. Burada olmamız gerekiyordu. Hallettik işlerimizi. Sizle paylaştık işlerimizi bir kez daha, ne olduğunu, neye benzediğini az çok. Artık hazırız. Biraz daha sakin geçtiği için daha rahat olabileceğiz. Tamamen burada zaman geçirmeyeceğiz. Videolarımıza devam edeceğiz. Seyahatlerimize de yakın yerlerde olsa evet. Devam edeceğiz. Marmaris, Datça bekle bizi. Evet, Datça. Datça'yı çok seviyoruz. Datça'da daha doğrusu keşfedilecek çok yer var bizim için. O anlamda onu çok seviyoruz. Bir de haftaya çok güzel bir video gelecek. Evet. Değişik bir video gelecek. Denizlere düşeceğiz yine. Evet. Bundan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın bu arada. Bugün neler geldi başımıza, oradan devam edelim mi? Edelim. Öncelikli olarak ben şunu belirtmek istiyorum. Bize bir kullanıcımız, bir takipçimiz, kullanıcımız nedir ya? Ben Digitürk, eşimse Beyin Sports. Bizim bir takipçimiz, bizim gitarın kırıldığını görmüş bir videoda, özür dilerim.
ve gitarımızın kırıldığını Dore Müziğe bildirmiş. Dore Müzik de zaten Türkiye'nin en yaygın mağaza zinciri olan, en kaliteli bu anlamda hizmeti veren müzik enstrüman satış yeri. Kurs falan da veriyor mu bilmiyorum tam olarak ama bize böyle bir gitar yolladı Dore Müzik. Evet, çok onlara teşekkür ederiz. Çok gerçekten teşekkür ederiz. Evet. Bugüne bir çalışma yapıp bunu güzel bir şöyle şey yapamadık ama sen bir kapanışta yaparsın. Yapar mıyım ya? Tabii ki. Yapmasam bile yine de çok teşekkür ediyoruz onlara. Biz evet, bunu kullanacağız. Bunda çok güzel şeyler üreteceğiz. Dore Müzik senin sayende olacak bu. Benim flütüm de bu arada Dore Müzik'ten. Değil mi? Evet. Evet, onun parasını da iade bekliyoruz. Yüklü bir miktar para verdik. Şakalar bir tarafa, çok teşekkür ediyoruz bizi düşündüğünüz için. Çok teşekkürler. Bu haftaki videomuzda biraz zorlandık işin açıkçası. Çünkü biz uzun zamandır gezi halindeydik ve şimdi asıl işimiz böyle yeni yeni şey yapmaya başladığımız, içselleştirmeye çalıştığımız YouTube işimiz. Evet, yani işin içinde iş olduğunu düşünün. Biraz işin içinde bir iş var. Gerçekten öyle ama biraz o yüzden zorlayıcı oldu bizim için. Evet. Bu arada söyledik mi bilmiyorum. Önceden konuştuk ama ne? Şimdi biz normalde hani buraya yakın gezilip görülebilecek yerler nereler olur, aktiviteler ne kadar olur diye her şeyi göstermek istedik ama motorumuz bozulunca biraz yarıda kaldı. O yüzden buraya geldiğinizde artık sözlü olarak sohbet şeklinde devam ettiririz bunu diye düşünüyoruz. Evet. Ya da hani bu şey gibi oldu. Gelmezseniz söylemeyiz. Hayır, tabii ki bize sorarsanız söyleriz, yanıtlarız yani. Tabii. Instagram'dan, YouTube'dan. Ayrıca belki önümüzdeki videolarda da yine yarım kalan tabii şeyleri tamamlarız. Ya zaten bundan öncekinde de öyle. Biz çoğu videomuzu Fethiye'de çektik aslında. Evet, o yüzden doğru, güzel bir tanıtım yaptık zaten Fethiye adına. Doğru. Bu haftalık bu kadar o zaman. Görüşürüz o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İstersen şeyi de hatırlat bir daha. Çekilişi. Çekiliş yapacağız. 4 gün tatil hediye edeceğiz bir çiftimize. Bunun için bizi Instagram'dan takip edin lütfen. En kısa zamanda haber vereceğiz. Tekrar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. O zaman haftaya görüşmek üzere. Duman Otel'de görüşmek üzere. Her yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bravo. Geliştireceğiz be. Flüt yok, ondan çalamıyorum. Bay bay.